Asenat, bak. Bünyamin ne kadar da büyümüş. Onunla nasıl yüzleşeceğimi bilmiyorum. Daha önce kardeşlerinizle yüzleştiğiniz gibi. Endişelenecek bir şey yok. Gözlerimin her şeyi açığa çıkarttığını biliyorum. Efendim. Her şey hazır. Sen git, ben de geliyorum. Mısır Aziz'i Bilgeyüz Arsif Hazretleri teşrif ediyorlar. Oturun. Sözünü ettikleri kardeş sen misin? Babanız sizi kendisinden ayırmamakta haklı. Mısır'a dönüşünüz uzun sürdü. Sizi daha erken bekliyorduk. Küçük kardeşiniz olmadan Mısır'a gelmeyin buyurmuştunuz. Doğrusu babamız Bünyamin'in gelmesine razı olmuyordu. Onu ikna etmemiz biraz uzun sürdü efendim. Sadakatinizi ispat ettiniz. Ben de sözümde durarak gerektiği kadar size buğday vereceğim. Efendim, bir konu bizi çok huzursuz ediyor. Söylememe izin verir misiniz? Dinliyorum. Kenan'da bir buğday çuvalını açtığımızda ödediğimiz paranın tamamını içinde bulduk. Bunun nedeni neydi? Bir hatamızı mı gördünüz ki bütün paramızı bize iade ettiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Belki de bizi imtihan ettiniz. Paraları geri getirip getirmeyeceğimizi görmek istediniz efendim. Hiç şüphesiz bizim tekrar Mısır'a gelmemizi istediniz. Belki de bizim yoksul olduğumuzu gördüğünüz içindir. Belki bütün bu nedenleri göz önünde bulundurmuşumdur. Ama daha çok yaşlı babanıza bir armağan sunmak istemiştim. Çünkü siz ondan saygıyla söz ediyordunuz. Memisabu, yemek getirin. Sizden aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını istiyorum. Sen neden yalnız kaldın? Niçin oturmuyorsun? Benim aynı anneden kardeşim yok. Aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını buyurdunuz. İstiyorsan yanımda oturabilirsin.
Mısır Azizi çok mütevazı biri olmalı. Yoksa benim gibi biri, sizin gibi yüce biriyle nasıl aynı masaya oturur ki? Ne sakıncası var? Ben sofraya yalnız oturmayı sevmem. Güzel ve huzur verici bir çehren var. Çocukluk günlerinden bir şey hatırlıyor musun? Çocukluğum kardeşim Yusuf'la geçti. Bu yüzden her şeyi hatırlıyorum. Babanı anlat. Çok yaşlandı. Kardeşim Yusuf'u yitirmenin üzüntüsü onu hem yıprattı hem de gözlerine ak düşürdü. Artık çok zor görüyor. Ondan Yusuf'u unutmasını istedik. Ama ne yazık ki unutmadı. Babam için mi ağlıyorsunuz acaba? Ağlamamalı mıyım? Acı çekmiş bir ihtiyarın üzüntüsü beni duygulandırdı. Kardeşiniz öldü mü? Bunlar onu kurt yedi diyorlar. Bunu duydum. Ama doğru olduğunu sanmıyorum. Siz 10 kişi dururken kardeşinizi kurt mu yedi? Bunlar bir şey gizliyor. Sanırım kardeşiniz hayatta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.